Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu otomobil piyasasından ziyade sizlerin de merak ettiği YouTube'a nasıl başladım? Para kazanma nasıl açılıyor? Kriterler neler? Benim YouTube maceram nasıl başladı? Bu kanal nasıl oluşturuldu? 14.000 takipçiye ulaştık. Hepinize çok teşekkür ederim. Yine kanalımda bir katıl butonu oluşturmuştum. Bu katıl butonunda bana destek olan arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar ben otomobil ticaretiyle uğraşıyorum. Birçok meslek dalıyla uğraştım. En son otomobil ticaretiyle uğraşıyorum. Şimdi buradaki kazanç iyi olmasına rağmen YouTube kanalına da başladığınızdan dolayı sizlerin bana destekleri ve yorumlarını bakarak ben de sizin desteklerinizi ve yorumlarınızı boş bırakmamaya çalışıyorum. Her hafta 3 video çekip ayda 12 video ile karşınızda olmaya çalışıyorum. Burada büyük bir emek oluyor. Çünkü otomobil piyasasının hareketli olduğu zamanlarda kazanç çok fazla oluyor. Fakat baktığınızda kazancın çok fazla olması sermayemizin de daralması, küçülmesi anlamına geliyor. Ne kadar çok para kazanırsak o kadar da sermayemiz küçülmüş oluyor otomobil karşısında. Otomobil fiyatları çok yukarı çıkması bizim de işimize gelmiyor. Yani demek istediğim arkadaşlar, benim otomobil piyasasından kazancım olmasına rağmen, YouTube kanalındaki kazancım az olmasına rağmen ben size bu videoları yapmaya çalışıyorum. Siz de bana kanalıma abone olarak desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederim. Çünkü 14.000 takipçiye ulaştık kısa zamanda. Yine bir videomuz var. 870.000 izlenmeye sahip. Bu videonun da macerasını size anlatacağım. Çünkü az bir kitleyle çok bir izlenme sayısına ulaşmak gerçekten çok zor. Kanalımızın abone sayısından çok izlenme sayısına sahip olan videolarımız da var. Abone olursanız gerçekten çok teşekkür ederim. Katıl butonuna tıklayarak da yine bana destek olursanız sevinirim. Şimdi hep birlikte YouTube maceramız nasıl başladı izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar, YouTube maceramıza nasıl başladık? İlk önce ondan bahsedeyim. Sonra para kazanma nasıl açılıyor? Kriterler neler? Ondan bahsedeceğim. Şimdi otomobil piyasasıyla, otomobille ilgili uğraşırken otomobilimizin bir tanesinde bir çizik vardı. Bu çiziğin nasıl giderileceğini çok araştırdık ve çok değerli bir abimiz, kardeşimiz bize bu konuda destek oldu. Sonra biz bunu geliştirmeye başladık. Geliştirdikten sonra da ben öylesine bir video çektim. Yani çizik giderme diye bir video çektim. Yani şimdi bu çizik giderme videomuzu da videolarımın içinde görebilirsiniz. Boyasız çizik giderici diye. Bu videomuz hemen hemen de benim YouTube kanalına başlamadan önce 70 bin kişiyi izlemişti. Sağ olsun benim oğlum bana geldi, dedi ki baba işte senin videon 70 bin izlenmiş. Sen otomobil işiyle uğraşıyorsun. İnsanlara yararlı, faydalı bir şeyler anlatabilirsin. Bu işi yapabilirsin dedi. İlk başlarda biraz karşı çıktım. Yapmak istemedim. Çünkü gerçekten bu zor iş. Yani hem otomobil piyasasıyla, otomobil ticaretiyle uğraşacaksınız, hem bu videoları çekeceksiniz. Burada bunları, videoları hazırlamak, montajlamak gerçekten emek verilerek yapılan bir şey. Yani YouTube maceramız oğlumun sayesinde başladı. Ona da çok teşekkür ediyorum bu konuda. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar, yani belli bir kitleye ulaştıktan sonra artık yorumlardan olsun, sizi takip edenlerden olsun, telefonla arayanlar olsun, artık sizin video çekmenize sebep oluyorlar. Çünkü artık onlara karşı bir sorumluluğunuz oluyor. Bu kanalı da bırakmak artık istemiyorsunuz. Şimdi maceramız bu şekilde başladı. O videomuz da hala izleniyor. Yine birçok arkadaşımız şehir dışından olsun, Türkiye genelinden bu konuyla ilgili arayıp benden fikir ve destek aldılar. Arabalarının çoğunu da boyasız çizik giderme adı altında çiziklerini
gidermiş olduk. Şimdi arkadaşlar, o videoyu izleyip bana yorum yazabilirsiniz. Oradan yine görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Size de destek olurum. O konuda benim hiçbir şeyim yok. Biliyorsunuz benim kanalımda benim bütün yorumlara cevap verdiğimi herkes bilir. Şimdi arkadaşlar, biz YouTube kanalına başladık. YouTube'un belli bir kriterleri var. Yani 1000 aboneniz olacak ve de 4000 saat izlenmeye ulaştıktan sonra size diyor ki artık siz benim iş ortağımsınız. Sizinle ben çalışmaya başlarım. Ondan sonra bazı kriterler var, bazı belgeler var. Bu belgeleri sizden istiyor. Şimdi 1000 aboneye ulaştınız, 4000 saati de izlettiniz. Biz 4000 saati o videodan dolayı hemen hemen de tamamlamıştık. Geriye 1000 abone kalıyordu. 1000 aboneyi de gerçekten kısa olmamasına rağmen uzun bir vadede zar zor tamamladık. Çünkü 1000 aboneye ulaşmak gerçekten zor oluyor. Çünkü bu işle ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz. Nasıl video yapılır, nasıl montajlanır. İlk zamanlarki videolarımda bana şöyle bir yorum gelmişti. Abi çok güzel anlatıyorsun da eğlemesen iyiydi. Yani videonun içinde saymış adam 40-50 tane demişim. Ondan dolayı insan biraz mutsuz olsa da bile, bir nebze de olsa olumlu yorumları gördükten sonra videoların devamını çekmeye çalışıyor. Biz de kendimizi geliştirmeye çalıştık. Bu konuda birçok insanla tanıştık. Birçok bu konuda destek aldık. İlk başlarda kendi videomu kendim çekmiyordum. Yine destek alıp bazı arkadaşlarla çekiyorduk. Sonradan kendimiz dedik ki bu kanal gidecekse kendimiz sayesinde gitmesi gerekir deyip kameranın karşısına kendim geçtim arkadaşlar. 1000 aboneden sonra para kazanmamız açıldı. YouTube sizden bazı belgeler istiyor. Bu belgelerden ilk önce banka hesap numarası istiyor. Sonra ikamet yeri adresinizi istiyor. Sonra telefon numaranızı istiyor. Yani mail adresinizi istiyor. Çünkü bunların hepsi onlar için bir güvenlik soruşturması. İlk önce evinize bir şifre gönderiyor. O şifreyi sizden istiyor. Yine mail adresinize şifre geliyor. O şifreyi yine girmenizi istiyor. Daha sonra telefonunuza şifre geliyor. O şifreyi de girdikten sonra diyor ki artık diyor hesabınıza bir miktar para göndereceğim. O parayı şifre olarak virgül ile yazmanızı istiyor. Onu da yazıyorsunuz. Sonra para çekiyor. Onu da yazdıktan sonra artık bu hesap sizindir. Siz bot bir hesap değilsiniz. Para kazanmanız açıldı deyip artık YouTube'da videolarınıza reklam almaya başlıyorsunuz. Yani bizim maceramız bu şekilde başladı. Para kazanmayı da açtık. Sonra benim bir tane videom var arkadaşlar. 860 bin izlendi. Yani o videoda abone olunsaydı şu anda belki de abone sayımız çok fazla olacaktı. Ama biz YouTube kanalında her zaman kanalıma abone olun, bana destek olun diye çağrılarda bulunmuyorum. Gerçekten beni YouTube videolarımda sevip beğenip abone olan arkadaşlar olursa yani bundan sonraki videolarımız kalıcı olarak izlenmeye çalışıyor. Çok abone sayısına ulaşıp izlenmedikten sonra da çok bir mantığı olmuyor. İnsanın bu konuda biraz yani nasıl söyleyeyim hevesi kırılıyor. Video çekmek istemiyor. Ama 14.000 takipçiye ulaştık ve dediğim gibi katıl butonunu tıklayarak 10-11 tane de bana destek olan arkadaşlardan da çok çok teşekkür ederim. Tüm abonelerimize teşekkür ederim. Bazen olumsuz yorumlar geliyor. Bu olumsuz yorumlar hakaret içermediği süre içerisinde onlara da saygı duyuyorum. Çünkü herkesi aynı kefede görme şansımız yok. Herkesin fikirleri başka olabilir ama ben o fikirlere de saygıyla karşılıyorum, araştırıyorum. Onlara da olumlu cevaplar veriyorum. Kanaldan para kazanmaya başladık. Fakat bu şu anda çok büyük paralar değil. Buradan kazandığım parayla yine kamera aldım. Daha güzel görüntü kalitesi, daha güzel ses kalitesine ulaşıp size daha güzel videolar çekmek için sizlerin bana olduğu destekleri de ben çok güzel kaliteli güzel videolar hazırlayarak size katkıda bulunmak istiyorum. Kanalımda gerçek dışı yalan, yanlış haber yapmamaya çalışıyorum. Yanlış bilgi vermemeye çalışıyorum. Bulunduğumuz konum dolayısıyla otomobil piyasası ile ilgili anlık bilgilere ulaşabiliyorum. Yine pazar günü de çok güzel, hoş bir sohbet hazırladım. Otomobil piyasasında bayramdan sonraki
iki haftada bizi neler bekliyor diye. Yani ben sizin sayenizde bu YouTube kanalını devam ettiriyorum. Sizler bana destek olduğunuz süre içerisinde de yine araştırmalarımı yapıp size otomobil piyasası ile ilgili videolar hazırlamaya çalışacağım. Siz de YouTube kanalı oluşturup içerik oluşturmaya çalışırsanız ben her zaman size bu konuda destek olabilirim. Ben kendi videolarımı kendim çekiyorum. Videolarımı kendim montajlıyorum. Bunları YouTube'a yükledikten sonra da bana destek veren, arka planda bazı ayarlamaları yapan oğluma da çok teşekkür ediyorum. O da bana bu konuda destek oluyor. Zaten beni de YouTube kanalına oluşturmak için çaba sarf etmişti. Bu kanal para kazanmak için, belki ileride para kazanır, belki de iyi paralar kazanabilir. Ama benim amacım burada çok büyük paralar kazanmak değil. Ben burada belli bir kitleyle belli bir yolculuk yapmak istiyorum. Sizin de destekleriniz olduğu süre içerisinde biz de bu videoları çekmeye devam edeceğiz. Bana videoları da çekmek istediğim konular olursa da yorumlara yazarsanız ben o konularda size her zaman video çekerek destek olurum. YouTube kanalına başlamak isteyen, bu konuda girişimci olan arkadaşlara da her zaman telefonum açık. Her zaman yardımcı olur, destek olurum. Nasıl video çekiliyor, nasıl montaj yapılıyor, bununla ilgili her zaman kapımız açık. Yine otomobil piyasası ile merak ettikleriniz olabilir. İstanbul içinde olan arkadaşlara da beklerim. Altunzade'deyim arkadaşlar. İstanbul'da çayımızı, kahvemizi, yemeğimizi yer, hoş bir sohbet yaparız. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınız ve like'larınız her zaman bize yön verici olmuştur. Şimdiden hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşürüz. Hoşça kalın.